Getir'den siparişini ver. Son round bitmeden kapına gelsin. Sen çizdin şimdi takımı. Yani nereden başlasam, nereden bitirsem aklıma gidip dönüp dolaşıp şey geliyor ya. Yani Vida'nın sahneleri geliyor. Ya Sırbistan milli takımında oynatsan, hani adam Hırvat ya, Hırvat milliyetçisi, öyle söylüyor Vida. Değil mi? Hani Sırbistan onların tarihsel düşmanı. Bir maçına işte bundan 5 sene önce Ivanoviç maskesiyle Vida'yı oynatsan, Sırbistan'ı sabote et desen, bu kadar kötü yapabilir miydi ya? Takım arkadaşlarından tırsıp yapamazdı, biliyorsun değil mi? Tabii. Şimdi bence Beşiktaş'ta 21 Ekim 2019 tarihinde Ahmet Nurçevi başkan oldu. Ve Beşiktaş yönetimi ve başkanı hala oradadır. Onun üzerinden 11 ay geçti. Artık seçildiğinizi farkına varın. Fikret Orman ve yönetimini suçlamakla bir yere gidilmez. Birinci mektubun süresi doldu. Geçmişi suçla. Şimdi sırada ikinci mektup. Yanındakileri suçla. Abdullah Avcı'dan sonra Sergen'i de gönderirseniz sırada size üçüncü mektup kalır. Sen de üç mektup yazmaya başla. 21 Ekim 2019'da Ahmet Nurçevi başkan seçildi. Sonra Ümraniye'ye gitti. Çok kötü giden Beşiktaş'ta futbolculara dedi ki ben size bundan sonra hiç yalan söylemeyeceğim. Beşiktaş ondan sonra tam 6 maç üst üste kazandı. Siz zannediyor musunuz ki bu 6 maç sadece futbol takımıyla, hocayla, futbolcuyla falan kazanılıyor? Pozitif enerjiyle kazanılıyor. Pandemiden sonra yeni sezon hedefini verdin. Oynayın kardeşim dedim. Pozitif enerjiyle Sergen Yalçın şu bu derken takım 3. bitirdi. Bu sene negatif enerjisiniz. PAOK maçıyla başlayan negatif enerji var Beşiktaş'ta. Bunun sebebi hem yönetim hem de Sergen Hoca. İkisi de çok pozitif, kötü. Para yok lafından artık sıkıldım ben. Enkaz devraldık. Çok kötü bir miras aldı. Ne yapayım abi? Sağ bek bul ya. 200 bin liraya yok mu abi geberik meberik bir sağ bek? Yok mu kardeşim 35 yaşında futbol hayatının sonuna gelmiş bir adam? Veya genç tam tersine 19 yaşında Afrikalı bir yok mu ya? Yok mu abi? Ya bulamadım diye bir şey yok abi. Ne demek Mart bulamadım? Mart ayında sen demedin mi Gökhan Gönül ayrılacak Fenerbahçe'ye? Evet abi. Yani Gökhan'la Caner'in gideceği o kadar belli ki. Ya bize Caner gidecek, Gökhan gidecek. Efendim, santrafor gidecek. Ya 7 ayda bulamadın mı ya? 70 tane abi, sabek bulursun. Ya 4 tane, 4 tane adam. Hala ne demek abi ya? Ya kardeşim bunlar da sana transfer yapmışsa böyle bir üçlü oyna abi. Bir de bunu dene ya. Bak Ensakala sol stoper oynar. Güzel fikir. Vida Montero. Sil oradan Vida'yı. Ya neyse işte buraya bak. Sil oradan Vida'yı. Tamam Vida Wellington'da fark etmez Vida'yı. Sil tamam. Alpay yaz. Alpay yaz. Alpay. Wellington yaz. Fark Wellington Montero. Yaz. Montero. Dorukhan sağ önünde oynar. Buraya bir adam bulacaksın. Rıdvan var. Mensah, Rıdvan oynar. Mensah Atiba. Adem Abu'nun yanına da birini koy abi. Güvenimi koyarsın. Larin'i mi koyarsın? Boydu kimi koyarsan koy. Bir de bunu dene abi. Yani hep yani, kör değneğini belirlemiş gibi 4-2-3-1 mi oynayacaksınız ya? Dur. Tamam. Veya 4-3 mi oynayacaksınız abi? Şöyle yapalım. Bunu Alpay yazayım da şuraya. Ha. Alpay falan birini yaz. Buraya bak Ensakala sol stoper oynar. Katılıyorum. Ensakala bak bir kere şu var. Abi kanka. Hayır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ya beşli oyna neyse bir şey yap ya. Ya Ensakala'yı böyle sol stoper yap. Böyle Tosic'leştir. Tosic'leştir ya. Tosic de böyle değil miydi sol bekte? Sen böyle dar alanda oynadığın zaman iyi oynuyordu. Geniş alanda oynayınca bu hücumda işte sakarlıkla falan yapıyordu. Sonra acayip bir sol stopere dönüştü adam o yaştan sonra. Uğraş çabala yani Sergen Yalçın bu yetim. Bak bir yeni yönetimi yapması gereken. Bir kere bu Sergen Yalçın konusunu bir de ben Sergen'le yönetim, arasında sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bak işte o sıkıntıyı gidermek için diyeceksin ki sen biz 5 yıllık sözleşme imzaladık. Uzun vadeli çalışacağız. Herkes rahat etsin abi. Herkes sabretsin. Tabii abi ya. Adam giyecek kramponları sahaya inecek bu sabah inmiş tek tek gösterecek. Ayıp değil ya. Allah Allah Şenol Güneş de o yaşta düşünsene gösteriyordu. Oyuncular bu oyuncuların hoşuna gider bu biliyorsun. Abi, tabii. Ya Şenol Güneş eski kaleci değil mi abi? Adam gidip bu Quaresma ya. Gökhan Töre. Gökhan Töre'yi gösteriyordu ya. Tabii. Var ya o pozisyonlar. Guardiola ile Sterling'in. Tabii. Öyle yapıyorsun. Şenolcu da öyleydi ya. İşte çizilmiş oyuncu. Tabii ya. Gökhan Töre gösteriyordu. Evet abi. Bu kadar basit abi. Çizmeden olmaz bir şey. Ya bu oyunculara fazla güvenmeyecek Sergen Yalçın Hoca. Tabii. Bir. İki. Ya ne yapayım kaliteleri de yok da demeyeceksin. Yok öyle demeyeceğim. Bulacaksın abi. Bir yol bulacaksın yani. Sen Malatya'da İşte Gaziantep'te değil mi? Ve en son olarak Alanya'da benzer malzemeyle yapıyordun. Alanya'da öyle oynayan adam burada niye yarısı kadar biraz vizyonu da eksik. İlerler. Biraz vizyonu da eksik tabii. Bir daha hep Türkiye Ligi'nden oyuncu alınmaz. Evet abi. Bak, hep vizyonu eksik. Tanımıyorsun yani. Mitchell'dan alıp diyorsun mesela.
Olmaz abi yani. Hep Malatya, hep Alanya mı yani? Hocam biraz da hakikaten böyle oyuncu tan abi biraz oyuncu tan. Güvendiğiniz böyle ya böyle scoutlara güvenin ya da böyle ya mesela, kendi scout yani takım. Mesela hocanın şu lafı çok yanlış yani. Ben ne Klopp'u ne Lampard'ı ne kadar 50-100 milyon euro'lu takımları var. Bu değil abi. Ya onda kısmen haklı. Şuna değil abi. 100 milyon euro'lu takımları var da adam bir şey yapıyor yani orada. Hepsini 100 milyon euro'lu takım var. Niye yapamıyorlar? Lampard'la Guardiola dese tamam. Ama orada bir Klopp'u vermesi yanlış. Ona katılıyorum. Niye? Ya. Abi o da Mainz'i çalıştırdı ya. Evet abi. Senden çok daha kötü bütçeye sahip takım. Tabii. Göreceli. Ligdeki konumuna göre. Mainz'dan bütçesi daha yüksek 15 takım vardı ligde bunda sizde. Aynen öyle. Bak abi. Yeni hoca değiştiler. Bu sabah Bayer Leverkusen gitti yine aynı. O zaman de ki ben işte Sebastian Hoene salıyorum. Bence Sergen Yalçın izlemiyor Avrupa'da. Yani yeteri kadar izlemiyor. O anlamda vizyonu yok bence. Ya oyunu izliyor bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Oyunun bütün yeniliklerini kapıyor. Biliyor musun? Kapıyor yani. Mikro taktikleri falan. Ama oyuncular konusunda... Bence ekibi kapıp anlatıyor. Lampard'da da aynı sıkıntı var. Kendisi gibi bekliyor. Mesela bekliyor diyor ki Adem Leic tam zaman oğlum diyor. Sen bu takımda diyor kafada. Futbolcu Sergen Yalçın en yakın seviye oyuncusun. Profil olarak, mevki olarak öyle. Ama Adem Leic'de o yok. Sergen Yalçın nasıl hırslıydı hatırla. Chelsea maçı oyundan çıkarken kefesi tıkanmıştı. Winner'dı abi. Sergen winner adamdı yani. Leic'i winner'a dönüştüreceksin. Mensah'ı 90 dakikaya yayacaksın. Aydın Hasic abi dar alanda çok özel yetenekleri var. Setler çizeceğim. Zara bırakmayacaksın tavlaya. Satranç gibi oynatacaksın çocuğu. Dama gibi oynatacaksın. Gidiyor, geliyor. Daha çok oynatacaksın. Gökhan Töre'yi aldın da bak ben şöyle. Ya şimdi Allah aşkına şu 11 kötü mü? Kötü mü şu 11 ya? Ersin. 4-2-3-1. Rosier kim? Rosier yeni sağ bek olabilir. Eski böyle Dijon'un sağ beki. Bu sabah adı geçti. Aslında bir süredir adı geçiyordu da. Bak çok geç kaldınız sağ bek transferinde. Gelecek. Daha bak diyor ki Serdar Ali bile soruyor. Sporting'i aldılar. Ama Sporting'de biliyorsun. Makedon sağ bek var acayip. Ristovski mi çocuğun adı? Hı hı, biliyorum. Ha, uçan kaçan bir çocuk. Onu kesmesi çok da iyi para verdiler. 7-8'e yakın para verdi Dijon. Ha şöyle bir tehlike var. Geçen sene biliyorsun yine şey işte Reboça geldi. Abi kimi alıyorsan al da bir al be ya. Alama değil mi? Evet. Al yani. Yeter de. Al yani. Mesela şey işte Reboça da. Ya da de ki almıyorum. Alt seviye takımda iyi oynuyordu. Geldi. Almıyorum da ya. Tutmuyor. Almıyorum kardeşim. Kimseye almıyorum. Aşı tutsun artık. Ben aşı kimseye tutsun. Almıyorum. Gençlerle oynayacağız da. Bir aşı şey yap. Onu söyle ya. Bir sen şey devamlı böyle gaza gelme bir kere ya. Devamlı gaza gelme. Ya, Trabzon'u yendin çok iyi karşı falan da o kaç maç daha yapacaksın onu? Kaç evet. Takıma karşı? Fener'e karşı yapacaksın deplasmanda. Galatasaray'a karşı yapacaksın. Tabii. Belki Başakşehir'e en fazla yapacaksın. Tabii. Ki Başakşehir üstüne giden kazanıyor dikkat edersen 3 maçta. Evet evet. Üstüne giden kazanıyor Galatasaray. Başakşehir bence kadro da değiştirir. Bu hafta enteresan şeyler bence olabilir Başakşehir'de. Bence de enteresan şeyler. Şimdi bak kadro değiştirir dedim Beşiktaş'ta. Ya anket yapalım. Beşiktaş tarafta herkes şimdi isteyen trollesin farkındayız ama yine Beşiktaşlar ezici çoğunlukla çıkacak. Şok terapi niteliğinde bir kadro. Radikal bir kadro operasyonunda kim hayır der? Eğer yönetim teknik direktör bunu yapmazsa sırayla önce yönetime ya da önce teknik direktöre gelir. Daha sonra denir ki ya teknik direktörün de eline hiç malzeme verilmediniz güzel kardeşim der. Yönetim gelirsin. Bütün iyi niyetin boşa gider. Yönetimin zayıf olduğunu kabul ederim. Kendi aranda bak şimdi yöneticiler Beşiktaş'ta hepsine sesleniyorum. Bu kadar eşgüdümsüzlük olmaz. Ego çatışması olmaz. Bu transferlerin geç kalmasının ana sebebi bu. Öyle mi? Tabii. Ya ben o adamı bulmuştum. Sen onun küsme yok. Küsme yok kardeşim ya. Futbol menajer mi oynuyorsunuz? Bak ben bunu bilmiyordum. Ne küsüyorsun ya? Kura çekimi yapın o zaman. X yönetici dediğini sol bek alacağız. Y'nin dediğini sağ bek. Böyle şey olur mu? Teknik direktör istemedi diye de bir şey yok. İkna edeceksin sen anlatacaksın ya. Böyle şey olur mu? Tabii ki teknik direktör istediği oyuncular da alınacak. Ama şu anda dersen ki çağırıp hocam bak bu işte Ensakala'yı acaba böyle Tosic gibi mi yapsak? Söyle. Niye olmasın abi şimdi? Ofansif sol bek olarak yeterli mi abi? Fatih Altsoy'u satıp Wellington'u Alanya'nın 3. stoperini alıyorum dediğin anda hocam diyeceksin bak. Holker'la şey oynadı. Tizoyiz. Zavelas oynadı. Zavelas oynadı pardon. Bu adam 3. stoper yaptılar. 3. stoper yaptılar. Bu adam bizim yedeğimizdeki Alpay'ı istiyor. Senin yardımcın. Fatih Aksoy istiyor. Bak biz Fatih'le yürürüz. Wellington'la değil diyemiyorsan. Hocayı ikna edemiyorsan. Senin de problemin bu. Hadi orada yapmadın. Orada yaptın hata tamam mı? Hatadan dönmek en büyük doğrudur. Zarar üstüne kârdır. Hocam bak Fatih gitti. Yerine aldığımız oyuncular böyle böyle. Aşı tutmadı. Yeni bir aşı yapalım hocam. Alpay Çelebi falan vermeyeceksin abi sen. Vermeyeceksin yani. Ben Sergen Yalçın'ın sadece çalıştığı takımlardan oyuncuları düşünmesi konusunda biraz vizyonu dar görüyorum.
Getir'den siparişini ver. Son round bitmeden kapına gelsin. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, vin sesi var. Oraya da böyle tıklayın, hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum.